Merhaba, hayırlı cumalar arkadaşlar. Merhabalar, hayırlı günler, hayırlı cumalar. Evet arkadaşlar, size bugün ezanı çekmeliydim. Cuma ezanı okundu ama onu maalesef paylaşmaya şeyim olmadı. Zamanımız olmadı. Evet, hepinize hayırlı günler, hayırlı cumalar, hayırlı ramazanlar. Şöyle evet. Güzelce bir başlayalım videomuza. Açılış yapalım. Korkmaz ailesi, gördüğünüz gibi gene indirimleri kaptı geldi. Tek sizin için. Allah razı olsun bize yazanlardan. Yine Instagram'dan doldurmuşlar. Evet. Nerede ne indirim var bir de resimli göndermişler. Ne, yani Instagram'da daha çok yorum geliyor niye? Evet, Instagram'da çok şey yapıyorlar. YouTube'dakiler birazcık tembel. Tembel, yorum yazmıyorlar. Hmm. Bir selam aleyküm bile yazmıyorlar. Bir merhaba bile yazmıyorlar. Hmm. Umarım mesajlar şeye ulaşmıştır. Hmm. Bazen böyle deyince şey yapıyorlar da onun için. Şaka da şaka. Aynen. Herkes içinden gelirse yazsın, gelmiyorsa kimseye zorla bir şey yok. Zorla bir güzel olmaz. Evet. Hadi bakalım. Canlı canlı başladık. Arkadaşlar süt ihtiyacınız varsa, geçenlerde de göstermiştim. Biz uzun zamandan beri bu markayı kullanıyoruz. Bu marka gerçekten çok güzel, çok kaliteli. Bayşe evet. Evet, çok kaliteli. Bana da bu çok iyi geliyor. O yüzden bugün tekrardan aldık. Tahmine göre bunun laktozu az olduğundan sana çok tokanmıyor. Olabilir de. Biliyorsunuz bu normal birazcık pahalı oluyor. Bu hafta indirimlerde biz Edeka'dan bulduk bunu. Evet arkadaşlar, Edeka app'iniz 10.99 kuruş. Edeka app'le beraber 88 değil evet, mi? Evet, biz 10.99 aldık. Biz 99'a aldık. Şöyle ihtiyacınız varsa Edeka'dan aldık bunları. Evet. Ondan sonra her zamanki gibi Lidl'e uğramıştık. Enerjilerimiz var. Ve hemen şöyle başlayalım indirimlerde. Ben 6 tane Nutella aldım. Şöyle göstereyim. Nutella'lar bu sefer bayağı bir büyük arkadaşlar. Normalinde 825 grammış. Bir de 75 gram üzerine geliyor. 900 gram. 900 gram. 900 gram Nutella da 3.99'du. Evet. Evet 3.99'da. 6 tane aldık. Bizde çok gidiyor çünkü. Çok ucuz. Evet ucuz. Şöyle kaptıralım bakın. Bismillah'la. Sağa sola devirmeden bir kaza evet. Çıkarmadan. Masa küçük geliyor bazen. Ondan sonra hemen şöyle başlayalım. Tekrardan burada. Evet şöyle pastamızı aldım kızlarıma özel. Allah nasip ederse yarın Fulya Funda'nın doğum günü. Cumartesi günü. Evet. Geçen sene Ramazan'ın ilk gününe denk gelmişti. 13 yaşına giriyorlar. Onların sevdiği, istediği böyle pasta aldık. Mumlarımızı da aldık. Yani. Biz her zaman çocuklarımızın, sadece çocukların değil yani evimizdeki hepimizin doğum gününü kutlarız. Güzel dileklerimizde bulunuruz. Tabii küçük bir hediye. Pasta, mum, bir. Evet yani bize bu gelenektir. Böyle hep yaparız. Yani çok da bu işi şatafata dönmeyiz yani. Öyle çok abartı. Parti yapmayız. Öyle bir şey aile istiyor. Arasında. Aile arasında aynen. Aile arasında. Evet çocuklarımızı her zaman hatırlarız yani. Tabii ki. Sevmek, sevilmek her zaman güzel bir şeydir. Sevgi güzel bir duygu. Şöyle hemen yine semiklemeliği unutmadık. Onların enerjisini de aldık. Onlar bunu seviyorlar. Ondan sonra şöyle hemen göstereyim. Biraz şey yavaş gittim galiba değil mi? Yo. Adamla 20 dakika yemek gösteriyor. Yani evet. Kafan ağrıyor. Şöyle bol miktarda gördüğünüz gibi çikolatalar aldık. Milkalar. Yavrum göster. Tamam göstereceğim. Bir saniye. Şöyle. Vallahi kim de seviyorsa her şeyden aldık. İşte ben çilek genelde. Kırtta bir aklıma gelirse fındıklısı, oreolusu. Noiz etlisi. Bizim çocuklar noiz eti çok seviyor onları. Evet. Yani fındık ezmesi. Bu arada BİM'e Türkiye'ye şogetin gelmiş arkadaşlar. Şogetin. Hani baktım fiyatı pasta burayla aynı yani. Yani Almanya. Çok şey, Türkiye'deki çikolatalar artık yani böyle şeyler burayla aynı fiyata evet, geliyor. Evet, çok etli. Aynen öyle. Bunların da fiyatları 69 muydu, 67 mi? Öyle bir şeye. Şöyle bakalım. Olabilir, bilmiyorum. Olabilir, o civarda. Evet, biz bunları Kaufland'dan aldık. Şöyle hemen göstereyim. Çok dikkat etti bugün de onun için bilmiyorum evet, fiyatları. Evet, ben şey yaparım. Şöyle yine benim kızlar sağ olsun sevdiği şeyleri aldılar. Kızlar semiklemeli çikolatalı sever bizim geçen öyle. Geçen arkadaşlar Instagram'da biz paylaşmış bu Milano için şey söylüyor ya böyle açtım muuu diye bağırıyor. İçinde küçük pilli bir şey var. Onu bulduğunuz zaman 50 bin euro buluyorsunuz. İnşallah bir çıkar. 50 bin euro buluruz. Vallahi biz bunu senelerden beri alıyoruz ama daha bir kere bize muu yapmadı. Bir kere muu yapmadık ama. Aynen sadece şuraya yazmışlar onu şey gibi ama bizde öyle pek tarih yoktu. Biz onu keyfimize alıyoruz işte. Tutmaz bize. O yüzden onlar şöyle he 4 tane onlardan aldık. Şöyle şurada dursun. Ondan sonra şimdi akşama nasipse iftardan sonra bol miktarda donut aldık tekrardan. Çikolatalı ve
İki tane şöyle çilekli olanı var. Yine herkesin zevkine, şeyine göre. Çünkü herkes aynı şeyleri yemeyebiliyor bizim evde. Şöyle bolca donatımız var. O iki tane aldık. Ondan sonra şöyle... Bunlar da çok güzel oluyor gerçekten. Böyle isterseniz tavuğun yanına yapın, balığın yanına. Evet, büyük kalın makarnası güzel olur arkadaşlar. Köftenin yanına falan. Bunlar da böyle bir oraya düşmüş paketi. Ben de değişiklik olsun, farklılık olsun diye bir de bunlardan aldım. Yani biz makarna konusunda biraz markaya, kaliteye dikkat ediyoruz. Hani oradan daha evet, güzel yani. Genelde hep markalı şeyler alıyoruz. Hani makarna iyi bir kalitesi. Evet, marka da gerçekten hani böyle çok ses yaptım da şey deyip de geçmeyelim yani. Gerçekten markalı şeyler kendini belli ediyor. Evet, kalite farkı çok belli. Evet. Ondan sonra yine bol miktarda şöyle göstereyim. 2, 3, 4. Geliyor da geliyor. Farkındaysan bunlar önceden daha çok 1.29'a falan düşerdi. Şimdi maksimum en düşüş hali 1.79 oluyor değil mi? O civarında yavrum. Bunlar yaptım da yine Carrefour'da 1 euro 79 kuruşa düşmüş. Şöyle bir tane mayonez aldım. 1.79 mu 1.49 mu? Lan söyleyeyim mi? Ocu vardı galiba. 1.49 olması lazım. 1.79'ydı galiba. Bilmiyorum. Allah bilmiyor. Tam ben de emin değilim yani. Allah bilen yazsın yorumlara. Çünkü bu kadar çok alışveriş yaptık ki ben de bilmiyorum şu an. Az kaldı çekilmiyor alışveriş be. O yüzden bilmiyorum. Şöyle aldık. Ondan sonra bebeklerimiz oldu. Şöyle bebeklerimiz için darı aldık. Evet arkadaşlar, bizim bebeklerimiz misalen bizim kuşlarımızı bilen bilir. Hint ispinozu besliyoruz. Yani Türklerin demesine Hint dübülü. Biz kuşları çoğunu sahiplendirdik. Küçülttük şeyi. Ama Allah, bilmiyorum, Allah bize bir şeye veriyor galiba. Bir küçülttükçe o daha çok yavru veriyor. Ama şey gibi düşünülmesin. Yani böyle bazıları kuşçuluk yapıyor ya para için. Hayır, para için değil. Biz öyle değil. Bizim sadece iki tane şeyimiz var. İki işimiz sevmek için. Çiftimiz vardı. Evet. İki çifte Allah maşallah 4 yavru çıkardı. 8 yavru oldu gene. Evet. Bir yavru daha vardı. Ettim 11 gene. Ama genelde bizde şey oluyor ya. Böyle Ramazan ayı bereketli oluyor. Ramazan'da gerçekten bir tane bebeği olan kuşumuzun birazcık fazla oluyor. Evet. O yüzden bebeklerimiz için böyle bunları aldık. Hanım da göreceğiniz şey gibi oynuyor onlarla. Seviyor, su içiriyor. Ya bence hangi hayvan olursa olsun, bu sadece kuş değil, kedi, köpek. Başkası istedi diye almayın. Gerçekten seviyorsanız, ona hakikaten gerçek sevgiyi, ilgiyi gösteriyorsanız öyle alın. Yani ben elimden hiç düşmüyorlar. Elimde gezdiriyorum, onlara su içiriyorum. Şimdi biz bu işi para döksek, yani bu kuşlar çok çabuk ürüyor. Evet. 10 çift korum, yani manyak gibi bebek doğurturum da. Yani biz bu işin şeysiniz, sevmesini, hobisindeyiz. Evet. Aynen için. Mesela onların uyku saati geldiğinde tekrar onları yuvasına koyup uyutuyorum. Yani Schlafen Zeit diyor. Schlafen Zeit diyor, geçiyor. Ben seviyorum yani, o yüzden. Bu arada arkadaşlar, Hint ispinoz kuşları sessizdir. Çok kafa ağrıtmaz, bakımı kolaydır. Evet. Güzel bir şey. Şöyle hemen tekrardan salatalık aldım. Bu arada salatalık bayağı bir alıyoruz. İyi oluyor Ramazan'da da. İster salatada kullanın, ister cacıkta. Biz daha çok genelde işte normal doğruyorum. Ekmeğin üzerinde falan da güzel oluyor. Tabii. Her şeye gidiyor zaten yani. Tercihsi de kalmış. Şöyle tost ekmeğimiz var. Tost ekmeği aldım evde dursun diye. Fidilden taze ekmek kestim hemen. Taze ekmek de iyi oluyor. Bazen paketlilerde bayağı çıkabiliyor. O yüzden ben bugün tazesini kestim. Lidl'den aldım. Bismillah. Şöyle koyalım. Ondan sonra şöyle peynir aldım. Bir tane peynir. Peynirimizi bir tane almamızın sebebi bir tane de evde vardı. Onu da size artık haftaya şey yaparım. O müjde haftaya gelecek. Evet, şimdi söylemiyoruz o zaman. Her şey her zaman söylenmez. Her doğru her yerde söylenmez. Doğru bunu bak öğrendim işte. Ondan sonra bir tane eski lafıdır bu. He? Şöyle göstereyim. Haribo aldık. Bu arada Haribo'lar vegan. Şöyle kocaman yazıyor bakın vegan diye. Yeşil olan yerde vegan. Normal evet. Haribo. Tekrardan vegan. Yani. Herkes yiyebilir vegan oldu mu o yüzden. Bence bunlar Katyes'ten bakarak yaptı. Katyes acayip para yaptı o konuyla. Çünkü normalde Haribo'da vegan olmuyordu biliyorsunuz. Aynen. Artık Haribo'da vegan çıkarmış. Yani para diyeyim bu her şey yaptı. Ondan sonra makarnamıza şöyle sos aldım tekrardan. Çok güzel oluyor. Bunun şeyi yok mu böyle üzerinde tepu mu vardı? Tepu vardı. Koruması yok değil mi? Yok bu. Kahvaltıdan şöyle frişkez aldık. Böyle karışık olsun, değişik olsun diye. Ondan sonra şunlar da klasik zaten. Bozmaz. Bozmaz. Lidl'in. Diyorlar ya hani böyle taş gibi diye. Yani çevirin edin hiçbir şeyle, şekilde. Düşmüyor, dökülmüyor. Gerçekten yani, çok kaliteli. Yani hakikaten labne peyniri değil mi? Yani ilk bu hale şey evet, göre. Evet çok güzel. Mavisi tuzsuz olduğu için.
Her şey gider. Mesela şeye bayağı. Cheesecake. Cheesecake evet. Onlara Aynen gider. öyle. Çok güzel. Yani zaten kalitede ben bunları başka şeye değişmem. Kasa kağıdı da içinde. Ve şöyle koca şey. Geçenlerde de Ali'den almıştım. Sevmiyim genelde seviyor böyle. Hepsi çocuklar seviyor Ben de aslında değil mi? seviyorum ya, ben de Evet. seviyorum. Yalan Bu da söylemeyeyim. bildiğiniz hazır. Salata. Başka ne Türkçesi ya? Beyaz lahana. Beyaz lahana. Beyaz lahana evet beyaz lahanadan Almanya'nın hazır olmuş böyle hazır Küçük. sirkeli şeyli Şekersi tadı var. evet Güzel tadı vardır. aynen Et öyle yemeklerine falan çok güzel gider. Misalen bu Almanlar çok bunu şeyde kullanıyor. Barbeküde, mangalda çok evet kullanıyor. evet patates püresinin yanında falan değil mi onlar Tabii öyle tabii. çok şey Tabii o yapıyorlar adam. Almanı biz sosis koy, bira koy, bitti bu iş. aynen onların şeyleri böyle oluyor gerçekten bizim farklı oluyor Evet. tekrardan dediğim gibi bunu aldık. Ondan sonra şöyle bol miktarda domates aldım. Yavaş yavaş domateslerin artık tadı gelmeye başladı. Bu ara biz çok alıyoruz domatesi. Bu arada biz de Edeka'ya yeni gidiyoruz. Edeka'da alıştık arkadaşlar biz. Çoktan beri gitmezdik Edeka'ya. Evet. Onun malı da çok kaliteli. Evet. Edeka'dan aldım. Edeka'da da domatesin kilosu 1 euro 79 kuruşaydı. O yüzden bolca aldım şöyle. Ondan sonra tekrardan şöyle evde bulunsun diye Kelox aldım. Buna da büyük ucuz olma diye. 2,29'dan mıydı? Paket öyle bir Öyle şeydi bir değil şey mi? olmuşuz. Evet. 2,99'dan. Aynen öyle. Bir tane böyle çikolatalı. Bir tane de şöyle ballısını aldım. Bu sefer de bir şeyleri paketleri hafiften açılmış. Olsun. Bunlar da genelde böyle iyi oluyor. Ondan sonra önüme de şey yaptım da. Yatır olmazsa ya Şöyle gitmeyelim. koyu vereyim bir şey ezilmesi. Şöyle kahvaltıdan tekrardan pirin aldım evde bulunsun diye. Çocuklar kendilerine kızlar su aldılar şöyle. Ondan sonra burada böyle şampuanlarımız var her zaman aldığımız. Bir şampuan ve kartonuyla kartonuyla valla biz sevdiğimiz şeyleri bulduk mu acımayız yani alırız depomuz var zaten depoya da koyuyoruz. Yani. O yüzden şöyle cipsler aldık sava krem diye bunu biz çok şey oluyor. Biraz hafif böyle ekşili olduğu için gayet güzel, lezzetli. Burada nadir bulunan bir şey yani. Hakikaten her zaman bulunmuyor. Her zaman zava kremi bulunmuyor. Diğer şeyleri bulunuyor da Yani. tuzlusu, işte biberlisi bulunuyor ama bu zor bulunuyor. Aldım, burada karton alıyorsun. Evet. Bunların da tesadüf denk geldi bugün. 99 cent O miydi? civarda. 99 normalde daha fiyatları yüksek oluyor. O yüzden böyle gördüğünüz gibi işte şöyle kaç tane almışız biz? 6 paket de bunlardan almışız. Şöyle. 6 pakette cipsimiz var. Allah bereket versin. Vallahi iyi almışız ha, hakikaten. Arkadaşlar bazen Instagram'da paylaşım yapıyor hanım. Bizim Kopmaz ailesinden. Hani diyor ki ucuz ucuz diyor. Ucuz değil Almanya. Ya bizim burası ucuz, yalan söylemiyorum ya. Kendin görünüz. Sizin başka yerlerine pahalı olabilir de bizim bu eyalet çok ucuz yani. Evet. Her şeye bakarak. İşte söylüyoruz yani şey, 99 sende cipslerin olduğunu ne bileyim bir sürü şeyin fiyatlarını söyledik. Etin kilosu 10 euro olduğunu, sucuğun Evet. 12 euro olduğunu, onları bir 65 gösterir. kuruş şeyin olduğunu, Yani yalan. çikolatanın olduğunu sizlere doğru düzgün söylüyoruz. Dediğim gibi yani Almanya'nın en zengin yerinde yaşıyorlar. Bizim videomuz izleyince işte siz yalan söylüyorsunuz. Almanya böyle ucuz değil. Niye yalan söylüyorsunuz? Ya artık gerçekten hani ben bunları söyleye söyleye sıkıldım. Sen oturduğun şehirle bizim oturduğumuz şehir aynı değil. Senin aldığın maaşınla bizim maaşımız aynı değil. Tabii ki de fiyatlar burada daha ucuz olacak. Tabii burada bir mesela 200 bin ise München'in 400 bin var. Evet. O yüzden benim sana yalan söyleme gibi bir şey mecburiyetim yok, bir lüksüm yok. Yani yalan söylemiş olsam kendimi kandırmış Evet. olurum. Arkadaşlar fiyat soruyoruz. Bunu gördüğünüz masada gördüğünüz komple eşyalar 140 oraya geldi. Yalan yok. Yok. Sen biliyorsun bunu Yalan tek yok. Hepsi bir ekstra aldık ama hepsi adı hepsi. zaten şu mesela bak bizim yaşadığımız yerde 12 euro 45 kuruş yokmuş Evet. pasta. O yüzden Hepsi size adım kart geçtim ya gösteri tuttu evet tuttu. doğru kart 140 geçmiş. orada demiş. Makul Doğru. bence. Bir haftalık değil yani. Bu bizim 3-4 günlük bir şeyimiz. Yani. Çoğunlukla böyle içecekler ıvır zıvır falan. Ya. Fantlı şeyler var mesela bir sürü fantlı şey Tabii. yapan değil Tabii mi? tabii. Aynen öyle yani dediğim gibi benim kimseye burada da daha 3 tane de şampuanımız var. Kimseye yalan borcumuz yok. Bazen inanmak istemeyen inanmıyor. Allah. Ya da şöyle bir şey de fark ettim. Aslında bu YouTube'da çok fazla oldu mu videomuz? 15 dakika oldu normal. Oluyor. Daha adamla bu yaşta 15 dakikada Aslında asılacağım. bu YouTube'da da gerçekten doğru söyleyeni sevmiyorlar. Bazen nerede böyle şey yapan, yalakalık yapan,
yalan söyleyen, takipçilerimle bağıran, kızan insanlara daha çok baktım da onlara insanlar önem veriyor, onlara gidiyor. Doğruyu sevmiyorlar her yerde dediğim gibi. Bizim insanımız tatlılığıyla korkuyor ya. Aynen öyle. Bir şey söyleyecektim de unuttum vallahi şu anda. Ne gibi? Lafını da bölmedim ya. Aynen ama unuttum bilmiyorum. Hani inanmak istemeyenler inanmıyor diyorum ya. Herkesin kendine kalmış bir şey. Şimdi ortalama arkadaşlar günde 50-60 bin bakış alıyoruz. Her tür insan var. Instagram'dan ya ayrı yazıyorlar. Buradan ayrı yani yazıyorlar. Instagram'dan toplarsak 30-31 bin işte 50 bin yakın insana uğraşıyoruz günlük. Evet. 50 bin. Yani manyak bir sayı ya. 50 bin insan ya. Herkese normal değil yani. Herkese normal evet. değil. Evet. Her zaman iyiler çıkmıyor karşına. Kötüler de çıkıyor. O yani. Yüzden dediğim gibi yapmak evet, bir şey yok. Evet siz bizi usul biliyorsunuz. Yani biz bu işi Instagram olsun, burada olsun belirli bir seviyede tutmaya uğraşıyoruz. Evet. Hani seviye dedim yani altına kaçmıyoruz. Yani dal kabukluk, ne diyeyim şakabanlık yapmıyoruz. Yani evet. belli bir seviye tutmaya uğraşıyoruz. Onun için de çoğu zaman takdir alıyoruz. Saygı mesajlar alıyoruz, seviyorsunuz diye. Hani bu işi şeye çekmiyoruz yani. Para için yani, yapmıyoruz. Zaten ben görüyorum paraya dökenler yani onların şeyi takipçi falan değil. Takipçi onları iyi görmüş, kötü görmüş. Onlar yani olmayacak resimler, ne bileyim işte kadın para gelsin diye eğilmiş videoda sadece görüntü şeyi olmayan yani güzel olmayan bir görüntüsünü oraya koyuyor. Yok aslı olmayan abuk sabuk şeyler yazıyor. Vay anam kaçtı, ya, vay babam kaçtı. Birisi damadını kullanıyor, birisi kızını kullanıyor, i̇şte. Birisi başkasını kullanıyor. Yani biz o şey olmadığımız için yani belli bir sevgimiz var. Aynen öyle. Hani dediğim gibi para her şey değil. Yani biz bu geçimimizi YouTube'a sağlamıyoruz. Allah aşkına geçimimiz güzel, yiyeceğim içimiz belli. Biz hayatımızda YouTube yokken de böyleydi. Şimdi bazıları da şey yapıyor işte ya YouTube sayesinde alışveriş yapıyorsun. Yapma sen ya. Madem bu sözü biliyorsan aç bir elinde zaten telefonun var yani. Telefonun ya. Var ki bana mesaj atabiliyorsun. Aç bir account kendine. Yap bir şeyini, videomu. Bakalım seni insanlar izliyor mu, izlemiyor mu? Doldur yani. 4000 tane şeyini, follow'unu, 4000 saatini. Her şey o kadar bakalım. YouTube seni bulur, kafanı ağrıma sen. O yüzden yani iyi insanlara her zaman kapımız açık, hemen videomuzu da sonlandıralım. Hem bir şey daha söyleyeyim. YouTube'dan önce de Korkmaz ailesi. Aynı bu şekildeydi hayatı. YouTube'dan sonra da Allah'a şükür hiçbir şekilde değişmedi. Evet. Ben kendim şahsen TikTok kullanmam. Yoktu telefonda. YouTube, TikTok bakarak gene bir seviyeli yani. Evet. Hakikaten TikTok tam yani bilmiyorum yani. Rezillik. Rezillik yani. Aynen öyle. Instagram'da account'umuz var. Okey ama yani TikTok'a hiç giresim de yok yani. Evet. Zaten parası insanlar ya. TikTok'ta para kazanmak için yani kendiliğini kaybediyor. İşte orada en çok insanlar orasını burasını açmakla, ona buna küfür etmekle, rezillikle para kazanma yönünde. O yüzden orası bize ters bir yer. Gelirse buradan gelsin. Aynen. Az olsun, öz olsun dediğim gibi herkes kendi şeyine kalmış bir şey. Vallahi kasa kağıtlarını tek tek dediğim gibi size gösterecek halimiz yok. Gidersiniz zaten yani şey cumartesi gidersiniz kafanda da aynı indirimleri görürsünüz. Zaten takipçilerimiz bizi biliyor yani. Bunlar benim sözlerim bizi bilmeyen, bizi takip etmeyenlere. Yani. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın.